Merhabalar dostlarım. Cenab-ı Şahabettin Efendi'nin bir sözü vardır. Talih, beceriksizlerin maharete verdiği attır. Bugün sizlere dilerseniz mazlum mu mazlum, kadrolu muhtarın başından geçenleri kendi ağzından bir anlatı verelim. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan hikayemize hemen geçelim. İlçe dolmuşuna bizim göylülerle beraber bindiydik. Çok sinirliydim. Resmen depemden solurdum. Otobüste boş koltuk ararken baktım birisi bana seslenir. Muhtarım, muhtarım. Baktım biraz önce otobüsten indiğim yol arkadaşım. Ben de bir gülümseme oldu. İlerledim, oturdum yanına. Dedim ki, hayırdır yeğenim, sen de bizim ilçeye mi gidiyorsun? Yol arkadaşım, evet muhtarım, dedi. Yol boyunca hep beni konuşturduğundan sorma fırsatı elde edememiştim. Meğer bu bizim ilçede görev yapan bir arkadaşını ziyarete gidiyor imiş. Derken gözleri benim ayağımdaki takunyalara ilişti. Gülmeye başladı. Gülme yeğenim dedim. Zaten tepem atıktır. O sırada önlerden birisi bağırdı. Ahmet, yürü gayrı boy boy. Bu tırı Mahmut'tu. Şoföre bağırıyordu. Gönül şu tahonyaları çıkar kafasına fırlat dedi. O sırada yol arkadaşım. Hayırdır muhtarım, senin ayakkabıların nerede? Dedi. Şu demin böğüren hayvan yok mu? O giydi. Onunkiler nerede? Biraz içimi döheyim, anlatayım, ferahlayayım diye başladım. Biliyorsun, otogara varınca Çullu Yusuf koluma yapıştı, seninle vedalaşmadan beni otobüsten indirdi. Ardından da diğerleri indi. Tam sıvışayım diyordum ki, bizim Lab Osman, donuma işeyeceğim muhtarım. Tuvalet nerede? Dedi. Tuvaleti göstereyim, başımdan savayım şunu dedim. Bu kez diğerleri de haydin hep beraber gidelim dediler. Hep beraber gittik tuvalete. Benden önce çıkmışlar birer de sigara dellemişler. Keyifleri yerinde. Ben de çıktım. Görevliye 1 lira uzattım. Görevli, 5 lira daha vereceğim dedi. Niye dedim. Köylüleri gösterdi. Köylülere dönüp ödesenize lan paranızı dedim. Cin Ali, bizde bozuk yok. Sen öde, köyde hesaplaşırız dedi. Bende de bütün 200 lira var idi. Parayı gösterip bende de yok dedim. Cin Ali, bozdur bozdur. Sen koskoca muhtarsın. Sana lazım olur dedi. Daha fazla şunlarla muhatap olmayayım diye ödedim paralarını. Niyetim cumayı başka camide kılmak idi. Bırakmadılar. Hep beraber gittik Odogar'ın camisinde cumayı kılmaya. Namaz çıkışı baktım bunlar caminin çıkışında bir hengamenin içinde bağırış çağırış. Meğer bu tırı Mahmut ayakkabılarını çaldırmış. Ben de yardım için yanlarına gittim. Şu muydu, bu muydu diye bir iki ayakkabı gösterdim. O sırada Mahmut eline bir ayakkabı aldı. Ben ayakkabılarımı buldum dedi. Baktım benim ayakkabılarım. Çıkar ulan şu ayakkabıyı dedim. Çıkarmadı. Yalın ayak düştüm peşine. Caminin etrafında bir tur attık. Yakalayamadım, kaçtı. İşte caminin imamı da halime acıyıp bu takunyaları verdi işte. Yol arkadaşım, üzülme muhtarım. Yola köye varınca verir dedi. Nah verir dedim. Aynı haldı, gene yediydi bu. Kam tepeme sıçradı. Ben bunu vursam yeridir diye bağırdım.
Bu sefer otobüsten bir iki kişi bana dönüp "Hayırdır muhtarım?" dedi. Bu sefer utandım, başımı öne eğdim, öyle durdum. Yol arkadaşım "Daha önce de mi çaldırdı bu ayakkabısını Tırı Mahmut?" dedi. Ben de dedim ki, "Hayır, benim ayakkabılarımı çaldı. Hem de düğün günümde." Yol arkadaşım olayın detaylarını öğrenmek için soracaktı. Ben de peşinden anlatmaya başladım. "Ben bu kadrolu muhtarlık yüzünden çok hallere kaldım. Mahkeme, adliye, hapishane derken yaş 30'a dayandı, yurt yuva bir şey kuramadım. Yeşiltepe köyünden bir kız var dediler, evde kalmış. Gök Mahmud'un ümmü. Bizimkiler yarı gönüllü, yarı gönülsüz istemeye gittiler. Neyse, düğün dernekler kuruldu. Bizim oralarda damada çok eziyet ederler. Bana da etmediklerini bırakmadılar. Düğün zamanı kafamda yumurtamı kırmadılar, acılı baklavamı yedirmediler, etekimi giydirmediler, sırtıma semerimi vurmadılar, iğnemi batırmadılar, daha neler neler. Bir de her halde bahşiş alırlar." Yol arkadaşım, "Bahşiş her yerde var muhtarım," dedi. "Var dur da bizimki kadar yoktur. Damadın ceketini giydiren ayrı bahşiş alır. Tıraşını eden ayrı bahşiş alır. Suyunu tutan ayrı bahşiş alır. Ayakkabısını çeviren ayrı bahşiş alır. Bir de damadın elbiselerini çalmaya çalışırlar. Bu kına gecesinin sonunda arkadaşlar beni falakaya çekmeye kalktılar. Bağırış çağırış beni yere yıktılar. Tepeme çullandılar. O sırada bu Tırı Mahmut benim ayakkabılarımı aldığı gibi kaçtı. Neyse, gecenin sonunda evlere dağılacağız. Tırı Mahmut'tan ayakkabıları istedik. Veririm ama bir oğla gizlerim," dedi. Her şeye eyvallah dediğimizden buna da eyvallah dedik. Tırı Mahmut, "Şimdi isterim, şimdi gelmezse vermem," dedi. "Bu saatte oğla nerede bulalım?" İhtiyarlar, sözü geçenler, kefil olanlar oldu. Nuh diye peygamber demeyi. Sabah söz dedik, yok. Bizimkiler geç oldu, yarın sabah erken kalkılacak dediler. Sabahleyin Mahmut'un gönlünü ederiz dediler. Çağırıyı gittik, yattık. Sabah oldu, her yeri aradık, bir iz yok. Camiden anons bile ettirdik. Sanki yer yarıldı, yerin dibine girdi. Yol arkadaşım, "Neredeymiş?" dedi. "Samanlığın birinde içmişler, sızmışlar. Bizim bu kız alma işi çok sıkıntılı oldu. Kızın babası Gök Mahmut olmak üzere birçok kişi... Bir sıkıntı çıksa da bu iş bozulsa diyen çok kişi var. Muhaliflerin başı da anam. İş bozulmasın diye her şeye eyvallah demekteyiz. Yüzlük yüzlük buyruğuna geldik. Sen kara lastik nedir bilir misin?" Yol arkadaşım, "Biliyorum bilmesine de," diye şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Cümlesini de tamamlayamadı. "Ha işte o kara lastiklerle yürüdüm ben." Yol arkadaşım, "Nasıl ya? Damatlığın altına kara lastik. Olur mu ya?" "Mecbur," dedi. Yol arkadaşım, "Bizim orada bağ bahçeye giyerler onu. Cızlavet derler. Bir de soğuk kuyu. Ha. Benimki soğuk kuyu kara lastik.
Eskiden onun adı Daşkıran'dı. Ben onu pantolonun altına, damatlığın altına giyince adı muhtar lastiği, muhtar ayakkabısı kaldı. Yol arkadaşım, vallahi ne desem bilemedim muhtarım dedi. O zamanlar İspanyol baca moda. Pantolonun altına ayakkabı pek gözükmüyor. Bizimkiler gelin evine varınca kızı buban çıkarır, senin de ayakkabılarını görmezler dedi. Gelin evine vardık. Bunlar illa da gelini damat çıkaracak diye tutturdular. Mecbur kapıyı çaldık. Adımımı içeri attım. Babası beni gördü. Daha doğrusu kara lastiklerimi gördü. Zaten görmesine de gerek yok. Bu namussuz terlediğimi öyle bir kokar ki. Biz bu Mahmut'u ararken bir terledik. Gelinin evine varınca heyecandan bir daha terledik. Ben eve girmeden koku girdi. Benim süt beyaz çoraplarım kapkara olmuş. Gelinin babası bana dönüp senin giyeceğin ayakkabının da seni bu eve damat diye sohanında diye bastı küfrü. Ben de bilmem ne ettiğimin Mahmut'u diye bu tırı Mahmut'a bir küfür salladım. Bu gelinin babasının ismi de Mahmut ya. Bu gelinin yedi olan kardeşi sen babamıza nasıl küfür edersin diye üstüme cullandı. Hop hayda. Çok büyük kavga çıktı. Herkes birbirine girdi. İhtiyarlar söz geçenler araya girmese kan gövdeyi götürecek. Tam olay durulur gibi oldu. Bu tırı Mahmut köyde ne kadar it kobuk varsa topladı, eve girdi. Yetiştim kardeşim diye gelinin babasına bir tokat patlattı. Hayda! Kavga bir daha başladı. Herkes birbirine girdi. Kazanlar devrildi, çadırlar yıkıldı, taşlar, sopalar havada uçuşu. Yol arkadaşım, sen gene mahkemeyi boyladın değil mi? Bu kez mahkemeli olmadık. Ama bizim düğün işi yarıda kaldı. Bu Mahmut'un bana attığı ikinci kazık oldu. O gün benim damatlığım lime lime oldu. O kara lastikleri hala daha saklarım. Yol arkadaşım, ya sen bu Mahmut'a ne yapsan yeridir muhtarım. Bunda öyle bir şans vardır ki eşek şansı. Ben buna bir şey edeceğim diye bütün göğü ishal ettim. Bir buna bir şey olmadı. Yol arkadaşım, ya anlatsana be, nasıl oldu? Onu da sonra anlatırım. Otobüsten inince anlatırım. Bu sayede bizimkilerden belki kurtulmuş olurum diye tamamladık. Efendim, hikayemiz böyleydi. Tahammül ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçülisan ettiysek affola, saygılarımla.